Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evimde kendim yetiştirmiş olduğum aloe vera bitkisinden bahsetmek istiyorum. Aloe vera nasıl yavru verir? Aloe vera nasıl hızlı büyür? Nasıl çürür? Aloe vera neden morarır? Neden kızarır? Aloe vera nasıl canlandırılır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda son videoma gelen arkadaşlarımdan, dostlarımdan da sizlere kısaca hemen bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşlarımın kanallarını sizler de ziyaret ederseniz mutlu olurum, memnun olurum. Hemen bahsediyorum. Ev hanımıyız. Abdullah Samet Başoğlu. ZMK çizimleri. Teknovlog. Şef Melahat'in yemekleri. Sofra TV. Özlem'in farmasi dünyası. Yaşar Abut yöresel yemekler ve her şey. İdeal Nur'un mutfağı. Mehmet Raşide TV. Ev hanımıyız. Günlük yemekler vlog. Emine'nin dünyası. Azeri kızı. Ve videonun sonuna doğru tekrar bahsedeceğim arkadaşlarımdan. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aloe vera nasıl yavru verir, nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Ben de sizlerle beraber uygulayacağım. Sarımsak kullanıyoruz. Bu şekilde bir adet sarımsağı ufalayıp kabuklarıyla beraber bu şekilde kavanozuma dolduracağım, su ekleyeceğim ve 3 gün bekletiyoruz. 3 gün bekledikten sonra aloe veramızı o suyla suluyoruz ve tekrar bittikten sonra o suyumuz, biliyorsunuz aloe vera çok sulanmıyor. Kuruduktan sonra toprağımız sulayabiliyorsunuz. Tekrar o sarımsakların üzerine su ekleyerek tekrar da kullanım yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben çay demlerini de gübre olarak kullanıyorum çiçeklerimin dibinde. Kuruduktan sonra çiçeğimin dibine çay posasını atıyorum. Gerçekten iyi geliyor. Tarçın atıyorum dibine. Tarçını neden kullanıyorum? Sineklenmemesi için. Sinek yapmıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi sarımsakları hazırlayalım. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımı doğradım. Kabuklarını soydum. Kabuklarıyla beraber içerisine attım. Dilimledim onları bir de ince ince. Şimdi bunu ağzına kadar suyunu dolduracağım. Ve 3 gün bekledikten sonra aloe veramızı coşturacak, yavru verdirecek suyumuz hazır olacak. Son videoma gelen arkadaşlarımdan hemen bahsetmeye devam ediyorum. Azeri kızında kalmıştık. Güzel tarifler, Nur'un iğne oyaları, Zehra'nın el emeği, Örsev örgü emel, Rusya'da hayat, Nergiz'in günlüğü. Evet, bu arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Kanalıma ziyaret ettikleri için, beni yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sizlere kısaca bitkilerimde ve çiçeklerimde kullanmış olduğum tarçının faydalarından bahsetmek istiyorum hemen. Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok mineral bakımından zengin olan tarçın, bitki köklerinin ve daha çok beslenip büyümesini sağlayacaktır. Ancak bu uygulama tohum olarak ekeceğiniz bitkilerde geçerli olmayacak, yalnızca fide halinde alıp diktiğiniz bitkilerde etkili olacaktır. Ve aynı zamanda topraktaki haşerleri uzaklaştıracak, tarçının içinde eforlu antioksidan vardır. Tarçının bu özelliği bitkilerde işe yarıyor. Çiçeklerde yer alan böceklenme mantara karşı da birçok sorunu önleyecektir. Evet, biraz aloe vera'nın bakımından bahsetmek istiyorum sizlere. Solan aloe vera nasıl canlandırılır? Aloe vera'yı coşturan bir tarif vermek istiyorum sizlere. Sarımsaktan hariç malzemeleri hemen sayıyorum. 1 adet aspirin, 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 1,5 litre su. Ne yapıyoruz? Hemen hazırlığını anlatayım size. Aspirini eziyoruz, toz haline getiriyoruz ve üzerine kuru mayayı ekleyip kuru mayayı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından suyu da ilave ederek karışımı sağlamış oluyoruz ve hemen toprağımız kuruysa hemen suyu kullanabiliyoruz. Bir çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu çok önemli. Bu karışımın yapraklarına değmemesi lazım. Direkt toprağa koyuyorsunuz. Yapraklara değerse gerçekten çok kötü olur ve ciddi bir şekilde çürümeler başlayabilir. Lütfen buna dikkat edin.
Aloe vera toprağı kurudukça sulanmalıdır. Suyu çok sevmezler. 15 gün arayla bu karışımı kullanabilirsiniz. Bu karışımı özellikle de her çiçekte de kullanabilirsiniz. Sadece aloe vera olarak bakmayın. Başka çiçekleriniz de varsa onlarda da bu karışımı kullanabilirsiniz. Aloe vera peki neden çürür? Fazla su verdiyseniz o yüzden çürüme yapabilir. Bu durumda en iyi çözüm nedir? Saksıyı değiştirmektir. Peki aloe vera nasıl hızlı büyür? Bunu anlatayım sizlere. Aloe vera güneşi seven bir bitkidir fakat tamamen gölge olan yerlerde aloe vera bitkisi büyümez. Aloe vera için en uygun ortam doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamdır. Yani direkt güneş ışığına maruz bırakmıyoruz. Aloe veramız güneşi seviyor fakat çok güneşi sevmiyor. Peki aloe vera neden morarır, neden kızarır? Bazı yapraklarında morarma ve kızarma olabilir. Bu neden olur? Bu bitkinin yaprakları kahverengi veya kırmızı renk olduysa bitki güneşten yanmış olabilir. Ve aşırı sulandığında da aynı sorun yaşanabilir. Bunlara dikkat edin ama üzülmeyin. Bitkimizi kurtarabiliriz. Hafif güneşli bir ortamda ve 15 gün arayla sulama yaparsanız bitkiniz kendinize gelecektir. Kendisine gelecektir ve kurtarmış olacaksınız bitkinizi. Fazla sulama yapmıyoruz. Fazla güneşte de bırakmıyoruz aloe veramızı. Peki aloe vera alerji yapar mı? Aloe vera alerji yapar mı? Bazı kişilerde batma hissi, hafif kaşıntı ve aşırı duyarlılık reaksiyonlara neden olabilir. Yani bazı kişilerde alerji yaptığı görülmüştür. Bunlara dikkat edelim.